Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun sonuçlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. Seçime katılma oranında rekor %92,34 ile Düzce'nin oldu. Katılımın en düşük olduğu il ise %72,96 ile Ağrı olarak kayıtlara geçti. Yurtdışı istatistiklerine göre sandıktan Erdoğan Almanya ve Fransa'da, Kılıçdaroğlu ise ABD ve İngiltere'de önde çıktı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesinde seçim istatistiklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyların %49,52'sini, Kılıçdaroğlu'nun %44,88'ini aldığı seçimde Sinan Oğan oyların %5,17'sini, Muharrem İnce ise %0,43'ünü aldı. Oyların yurt içi ve yurt dışı dağılımına ilişkin ayrıntılı veriler de açıklandı. Toplam 64.145.504 kayıtlı seçmenin 55.833.153'ü oy kullandı. Bunların 1.037.104'ü geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranında rekor kıran iller dikkat çekti. Tüm seçim çevrelerinde katılım toplamda %87,04 olurken bazı iller bu rakamın çok üzerine çıktı. Toplam 28 ilde seçime katılım %90'ın üzerinde gerçekleşti. 56 il seçime Türkiye ortalamasının üzerinde katılım sağladı. Rekorsa %92,34 ile Düzce'de, Düzce'yi Amasya, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Denizli ve Çanakkale izledi. Peki adayların illere ve yurt dışı sandıklarına göre oy dağılımı nasıl gerçekleşti? Erdoğan yurt içi oyların %49,24'ünü, Kılıçdaroğlu %45,07'sini, Oğan ise %5,28'ini aldı. Erdoğan'a Karadeniz ve İç Anadolu, Kılıçdaroğlu'na Marmara, Ege, Akdeniz kıyı şeridiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ağırlıklı olarak oy verdi. Erdoğan 51 ilde, Kılıçdaroğlu ise 30 ilde ilk turu önde tamamladı. Hatay'da yarış neredeyse başa baş geçti. Hatay'da Erdoğan'a 418.228, Kılıçdaroğlu'na 418.709 oy çıktı. Peki yurt dışı seçim istatistikleri neyi gösteriyor? Yurt dışı oylarının %57,7'sini alan Erdoğan, Almanya'da rekor kırdı. Almanya'dan toplam 475.593 oy alan Erdoğan, Fransa'dan da 126.572 oy aldı. Erdoğan yurt dışında oy kullanılan ülkelerin 26'sında, Kılıçdaroğlu 47'sinde öne çıktı. Yurt dışı seçmenin %39,68'ini alan Kılıçdaroğlu ise İngiltere ve ABD'de Erdoğan'ın önüne geçti. Kılıçdaroğlu ABD'de 41.523, İngiltere'de 50.318 oy aldı. YSK milletvekili genel seçimlerinin kesin sonuçlarını ise itirazların noktalanacağı 28 Mayıs tarihinden sonra açıklayacak. Kesin sonuçların açıklanmasının ardından da 28. dönem meclisi yemin töreni için toplanacak.